Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek için, Allah'ın emirlerinden bahsetmek için, Allah'ın söylediklerinden bahsetmek için. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, eğer Allah için yaşamaksa, gerçekten tadına doyum olmayan bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala her alanda sizi kuşatır. Her zaman yapılması lazım gelen istikamette bir şeyler alırsınız, hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizlerle beraberdir. Ve liyakatiniz hangi ölçüde artarsa, o ölçüde size yakınlığı değişir. Daha güzele, daha güzele doğru gider. Ona yaklaştıkça öyle bir zamana doğru gidersiniz ki, o zaman geldiğinde onu işitmeye başlarsınız. Onun söylediklerini net olarak kalbiniz duyar. Suallerinize cevap almaya başlarsınız. İşte hayatınızın en mutlu devresi. Allah ile dilediğinizden konuşabilmek imkanının sahibi olmak. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunun için tek bir yol var. Zikrinizi çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak. Zikriniz arttıkça Allah'a yakınlığınız da artar. Zikir sizi Allah'a yaklaştıran en kıymetli manyetik alandır. Zikir hangi seviyede artarsa Allah'a yakınlığınız o seviyede artar. Daimi zikirdeyse her zaman Allah ile beraber olursunuz. Her zaman onunla konuşmak imkanınız oluşur. Emirleri ondan alırsınız. Lazım gelen her şeyi yaparsınız. Allah Teala dilerse size doğrudan kumanda eder. O her şeye kadirdir. O zaman ne olur kişi? Tasarrufta olur. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi yaşamın birer bölümü. Allahsız bir hayat, hayat değildir. İnsanı insan yapan şey, Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı insan yapan şey onun Allah ile olan ilişki seviyesidir. Allah'ı sever misiniz? Herkes Allah'ı sever diye bir cevap gelecektir. Hepiniz muhakkak ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama ne kadar seviyorsunuz? İşte sevginizin seviyesi Allah için yaptığınız zikir sayısıyla paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Hiç kimse kendi gayretiyle daimi zikre
ulaşamaz. Gayret mutlaka olacaktır. Giderek daha üst boyutta, daha üst boyutta gayret. Ama Allah'ın yardımı da söz konusu olacaktır. Öyle ki sabah namazına uyandığınız zaman zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, o kişinin Allah'ı hangi ölçüde sevdiğine dayalı, ona esas alan bir hüviyet arz eder. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, Allah'ın da kendisini o kadar çok sevdiğini fark edecektir. Bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açıktır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile konuşmak imkanının mutlaka sahibidir. Bundan evvel de Allah'ın uygun görmesiyle Allah ile konuşması kişinin mümkün olabilir. Ama daimi zikir kesin bir işaret taşır. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir dördüncü hüviyet yok insan için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Yan üstü yatarken de muradını Allah Teala'nın, yan üstü yatarken bir insanın kulağı mutlaka yastığa gelir. Orada kalp atışlarınızı duyarsınız. İşte bu kalp atışlarında Allah, 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 Allah diye dilinizi bile kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. İsterseniz sesle Allah, 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 Allah diyerek, isterseniz sessiz diyerek, isterseniz dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederek yaşantınızı yaşamaya değer bir mutlulukla süslersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emrini vermiş. Zikredin diyor. Bir, çok zikredin diyor. İki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediniz diyor. Üç, işte bu üçüncüsü daimi zikir. Bir insan ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Allah-u Teala'nın buradaki muradı ne? Yan üstü yatmak demek, kişinin bir kulağını yastığa dayaması demek. Orada kalbinizin atışlarını duyacaksınız. İşte bu tempoya uygun bir standartta Allah'ı zikredeceksiniz. Zikir boyunca mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı hissetmeye çalışmak, eğer zikrinizi daimi zikre ulaştırırsanız, mutlaka Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Her an o size her şeyi
söyler. Bundan daha evvelki devrelerde de, yani daimi zikre ulaşmadan evvel de bir insanın Allah ile konuşması her zaman mümkündür. Yeter ki Allah Teala onu buna layık görsün. Sevgili kardeşlerim, Allah kalbinize bakar. Kalbiniz ne taşıyor? Başlangıçta bütün kalpler %100 afetlerle doludur. Allah Teala'nın için zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor insanlara. Çünkü zikir Allah'ın katından fazılları getirir. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbine girer, kalpteki karanlıkları kapı dışarı eder. İşte zikir, az zikirse nefsinizin kalbinin yarısından daha azı nurla kaplanabilir. Çok zikirse %70'den fazlası, 75'ten fazlası, ama daimi zikirse %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikre ulaşan kişi tesbih üzeredir. Her an içindeki ses Allah'ı zikretmektedir. Bu noktaya kişi sesli zikirle ulaşmıştır. Ve ne olmuştur? Gece zikrederek uyumuştur. Sabah uyandığında hala Allah, 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 Allah diye Allah'ı zikrettiğini kişi görmüştür. Bunu defalarca yaşayan bir kişi için uykusunda da Allah Teala'yı zikrettiği kesin bir olgu olarak tebellür eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna yuva teşkil eden tek mahluksunuz, insan. Çünkü Allah Teala sadece insana ruhundan üfürür. Hayvanlara, suda yaşayanlara, uçan kuşlara Allah Teala ruhundan üfürmez. Ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insandır. İşte bu sebepten Allah Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. İşte insan olmak Allah'ın bir büyük nimeti ve Allah'ı zikretmek Allah'ın temel hedefi. Ne istiyor? Daimi zikre ulaşalım da her an Allah'ın katından kalbimize fazıllar yağsın, devamlı yenilenme olsun nefsimizin kalbinde. Allah'ın nurları kesintisiz bir şekilde kalbimize ulaşsın. Hiçbir karanlık nokta, afetlerin ulaşabileceği hiçbir nokta kalmasın. Kalbimiz tamamen eski tabirle pirupak olsun. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o noktada öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimiz bizi mutlu eden dünya üzerindeki en büyük nimettir. Allah'ın sizinle konuştuğunu
Yaşadığınız an hayatınızın en mutlu noktasına ulaşmış olursunuz. Sonra bir ömür boyu bu devam edecektir. Allah Teala sizi ehli zikir yapar. Zikriniz her an Allah Teala'nın dizaynı içerisinde devam eder. Bu devamlı zikir gecesiz uykudayken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, çünkü bir süre sonra Allah Teala size müdahale eder. Zikrinizi devam ettirmenizi Allah'ın yardımı gerçekleştirir. Siz ilk kitabı açmışsınızdır. Daimi zikre ulaşmak için gece gündüz çalışmışsınızdır. Bir sabah uyandığınızda Allah 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 diye zikrettiğinizi yaşarsınız. İşte Allah Teala'ya en çok dua ettiğiniz, en çok şükrettiğiniz nokta orasıdır. Çünkü bunun manası geceyi Allah'ı zikrederek geçirmenizdir. Daimi zikrin başlangıç noktasındasınız. Bu noktadan sonra bir ömür boyu o hep devam edecektir. Ne zaman dinleseniz Allah kelimesinin sizde devam ettiğini göreceksiniz. Allah'ın lütfu keremi, lütuf buyurduğu ikram. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bir bütündür. Geceyi de gündüzü de kapsar. Allah muhakkak ki hepinizi çok ama çok seviyor. Herkesi sever. İnsan olarak yaratıp da ruhundan bizatihi üfürdüğü o mahlukunu sevmez mi sevgili kardeşlerim? Kendi ruhundan üfürüyor. Bir yaratığına, insan adı verilen yaratığına kendi ruhundan üfürüyor Allah Teala. Bu sevgisinin en büyük belirtisi değil mi? Sonra da o kişiyi yüceltmek istikametinde o kendisine üfürdüğü ruhunu Allah'a iade etmesini istiyor. Senin kalbini diyor, zikrin nurları kaplayacak. Allah Teala'nın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç ayrı nurun gelmesi söz konusu olabilir. Fazıllar, nefsin kalbini tamamen dolduran bir hüviyet taşır. Başlangıçta %2 rahmet, sonra %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Bu sevgisi boşuna mı? Sizi insan olarak yaratmış. Hepinizi çok seviyor. Eskiler ne diyorlar?
Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Sevgili kardeşlerim, Yemen'den de gelse, Hint'ten de gelse, nereden gelirse gelsin, kahve atalarımızın içkisi. Biz de kahveyi çok severiz. Farklı bir kokusu, çok güzel bir lezzeti söz konusu. Ve de atalarımız hep kahveyi içmişler asırlar boyunca. Sevgili kardeşlerim, insan için sevmekten başka bir güzellik var mı ki? Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Bu ben Allah'ı çok seviyorum demekle ispat edilebilen bir şey değildir. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 12 saat zikredebiliyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz demektir. Ne zaman ki zikrinizi arttırmaya uzun süre çalıştıktan sonra bir gün uyanacaksınız. Uyanırken bakacaksınız ki zikriniz devam ediyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu bütün geceyi zikirle geçirdiğinizi ifade eder, ispat eder. Zaten mutlaka gece kalkıp tevhid namazı kılmanız söz konusuysa Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde oluşmuştur. Siz uyuduğunuz zaman da zikretmektesiniz. Ve zikirle uyanırsınız. Sıra uykuya da zikirle girdiğiniz için zikirle uyursunuz. İşte Allah'ın en çok sevdikleri bu 24 saat boyunca hep Allah'ı zikredenlerdir. Bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. O kişiler kendilerini zorlamamışlardır. Allah Teala onlara yardım etmiştir. Nefslerinin kalbi Allah için olmuştur. Her an Allah kelimesi onların iç dünyasında çalkalanır, durur. Dişleri birbirine çok küçük bir aralıkla dokunmaz. Fakat devamlı hareket halindedir. Bu hareket o kadar azdır ki çoğu zaman dışarıdan fark edilmez bile. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, Allah'ı tanıdıkça mutluluğunuz gün geçtikçe artacaktır. Kim mutluluğun başka yolları da vardır diye bir düşüncenin sahibi ise o bilsin ki hayır sevgili kardeşlerim. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İnsan 24 saat boyunca hep Allah'ı zikrettiği zaman bunun 24 saatlik bir vetire olduğunu net olarak anlayacaktır. Tatbikatı ise ona haz verecektir, zevk verecektir. Sevinçle, huzurla, mutlulukla zikrini devam ettirecektir. Çünkü o zikir ona devamlı huzur verir, mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim,
Daimi zikrin sahipleri de aynı olaylara her zaman maruzdur. Herkes gibi onlar da takım güç standartlarla karşı karşıya gelebilir. Ama Allah'a güvenirler. Allah'a dayalıdırlar. Allah ile hemhaldirler. Allah için yaşadıkları cihetle dünyadaki en mutlu insanları oluştururlar. Daimi zikir bir insanın kalbindeki afetlerin hepsini yok eder. Yerine hasletleri doldurur. Afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Hasletler de Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirmeyen, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen bir özellik taşır. İşte bir insanın nefsinin kalbi %100 hasletlerle donatıldığı zaman Allah-u Teala tarafından, ki daimi zikir bunu mutlak olarak gerektirir, o zaman bu kişi mutlu bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır insanı ve dünyada verilen bu gezegende ona hayat vermiştir. Ama konunun bir başka özelliği var. Bütün insanlar serbest iradeyle donatılmıştır. Niçin? İnsan ancak kendi iradesiyle yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanır veya kaybeder. Önemli mi? Son derece önemli. Eğer kişinin hayat boyunca kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir veteridir ki bütün insanlar için mutluluk kaynağıdır. Çünkü zikir yapmak bir zevktir. Huzuru, mutluluğu apaçık bir şekilde yaşamaktır. Öyleyse insanlar en güzel şekilde yollarına devam edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileğin hemen arkasından mutluluğu yaşamaya başlar. Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği devre o kişinin hayatındaki en güzel devredir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah-u Teala, onları zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Kişi zikrettiği zamanlar mutlu olduğunu idrak edince daha çok zikretmek ihtiyacını normal standartlarda duyacaktır. Daha çok zikrettiği zaman daha çok mutlu olduğunu, daha çok zaman parçası içinde mutlu olduğunu görecektir. Ve böylece zikri giderek artacaktır. Öyleyse
artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki afetler azalacak. Çünkü nefsinin kalbine giren hasletler afetleri kapı dışarı edecektir. Bu hasletler fazlalardır. Nefsin kalbi nurlarla doldukça kişinin doluluk yüzdesinde mutluluğu artacaktır. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşanlar her an Allah'a katından nurlar kalbine aktığı için daimi zikre ulaştıkları zaman artık kalplerinde bir karanlık mevcut olmayanlardır. Devamlı nurlar gelir, devamlı tazeler iç dünyasındaki bu hasletlerin muhtevasını. Kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Görür ki başkaları için yaşadıkça, onlar için var oldukça mutluluğu daha çok artıyor. İşte Allah'a yakın insanın mutluluğun artışındaki esas faktör başkalarına açık olan kapısının ona sağladığı faydalardır. Onlar hep başka insanlar için dua ederler. Onların en güzeli ulaşması için dua ederler. Allah'tan yardım dilerler. Onlara hep daha çok daha çok zikretmelerini önerirler. Bu daha çok zikrin onları daha çok mutlu edecek konusunda kanaatleri kesindir. İşte böyle bir dizaynda insanoğlunun hayata bakış açısı mutluluğu arttıkça farklı yörüngelerde seyredecektir. Sevgili kardeşlerim, niçin acaba Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur? İşte Allah'ın orada çalışma dediği şey, o zikirdir, onun mutluluğu için. Fizik standartlarda çalışmaktır, dünyada geçimini temin için ve Allah için yaşamaktır. Kim Allah için yaşarsa sevgili kardeşlerim, onlar başka insanlar için yaşayanlardır. Ama en çok mutlu olan da onlardır. Neden? Çünkü hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Ve de onlar için yaşarlar. Hep onları mutlu ederler. Her taraftan onlara ulaşılır. Allah'tan şunu 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 sorması istenir. Her seferinde o mutlaka başkalarının kendisine ulaştırdığı bu ricaları mutlak olarak gerçekleştirir. Gerçekleştirmemesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü onu idare eden kendisi değildir, Allah'tır. Ve Allah ona bir ömür boyunca yardım edecektir. Allah için yaşamasını temin edecektir. Böylece mutluluğu yaşatacaktır. Huzur içinde
bir dünya hayatı. Başka insanlar için yaşam. Sevgili kardeşlerim, insanoğlunun dünya hayatı çeşitli insanları tanımakla devam eder. Her seviyeden insanla karşı karşıya gelebilir, beraber olabilir. Onları adım adım tanıyacaktır. Ve de hep nasihatlarda bulunacaktır. İster ki herkes kendisi gibi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın o sonsuz güzelliklerini yaşasın, kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın, her an Allah ile konuşmak imkanına kavuşsun. Ama ne yazık ki sonuç onun istediği gibi çoğu zaman oluşmayacaktır. Çünkü şeytan mutlaka devreye girip insanları belli ölçüde, herkese göre değişik bir ölçüde tesir altına almaya çalışacaktır. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi Allah'a layık olmak konusunda en sağlam ölçü olan zikri hangi ölçüde kendisine ulaştırmışsa, 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar, 24 saatin yüzde ne kadarında Allah'ı zikredebiliyorsa, onun mutluluğu o seviyededir. Yani 12 saat zikreden bir insan %50 mutludur. 18 saat zikreden bir insan %75 mutludur. 24 saat zikreden bir insan %100 mutludur. Onun kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok etmiştir. O her sabah zikirle uyanır. Gecelerini zikirle geçirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, başkalarını sever, sevdiği de her halinden belli olur. O Allah için yaşar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Onun için zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte Allah Teala'nın dizaynı odur ki herkes daimi zikre ulaşsın da nefsinde hiç afet kalmasın ve çok ama çok mutlu olsun. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu çok sevgi de herkese göre değişik bir seviye gösterir. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız daha çok zikredin sevgili kardeşlerim. Başka insanlara daha çok yardım edin. Daha çok insanı mutlu edin. Onları mutlu ettikçe siz mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. O sonsuz mutluluklarda inşallah buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz.
Allah hepinizden razı olsun.